çoğu yerde anlatmışımdır. Dinleyenler belki bir kere daha dinleyecek ama anlatmaktan çok keyif aldığım bir durum çünkü. Ondan da müsaade aldım, o yüzden anlatıyorum. Erzincan'da gittik, cemevi açılışını yaptık. Misafir olduğumuz evde bir tane yaşlı amca var. İşte durumun kritiğini yapıyor, nasıl geçti açılış diye. Ya dedi, her şey iyiydi, hoştu da koymuller ki adam okusun, bir kısır bir açırlar sesini dedi. Biz başladık kıkırdamaya gerçekten. Tis ve pes okuduğu için zannediyormuş ki o işte tesisattan sesini kısıp açıyorlar. Kumpas kuruyorlar zannediyormuş demek ki Enver yani. Abi. Bu işte güzellik yani Enver abi. Var mı böyle anıların, böyle hatırladığın? Var tabii canım. Onu, Edam yolda gelirken bize anlattı, evet, güldük valla. Hoş bir anı. Müsaade de istedim ama Enver abiden, evet, ben. Sağ olsun. Şimdi Erdal hocamız, Erdal Erdincan üstadımız. Ben, selam olsun, ellerinden öpüyoruz onu. Bir albüm çalışmamız olmuştu. Sağ olsun. Anlatmıştı o zaman. Erdal çok, mizahı çok sever yani. Ya diyor, Almanya'dan bir tane çocuk getirmişler diyor, işte ben götürürüm Erdal Hoca, ben albüm yapacağım. Ya geldim ya, dedim bak yani eskisi gibi albümle satmıyor, işte internet çağıdır falan, yani maliyeti ağır falan. Ama hepsi var. Sesin nasıl? Sesim çok gençtim, oku bakın stüdyoya. Rahmetli yer cennet olsun, Ali Kızıldan işte. Aslı gurbetmiş, harabetmiş köyüm yani, orada bülbül baykuş geçiyor ya. Yürü stüdyoya şimdi bakıyor işte. Aslı gurbet harabetmiş köyüm, bülbül gitmiş, baktım durdu. Ne oldu diyor? Bir kuş daha var, bu ismi neydi? Emir abim gittiği yerlere gerçekten neşe katan, esprileriyle, fıkralarıyla, değil mi Murat? Bizler çok gülüyoruz, çok neşeleniyoruz. Var olsun. Var olsun, ömrünüzün olsun. Geç anlatmışım, bir daha anlatayım o zaman. Şimdi Diyarbakır'dan yaşlı amca otobüse biniyor, tabii İstanbul'a gelecek. Yolda, yanında oturan yolcu kalp krizi geçiriyor. Otobüs çekiyorlar bir tesise, polis geliyor. Savcı diyor ki, yanında kim oturuyordu? İfade alacağız. Diyor ki bu amca. Savcı diyor, amca olay nasıl oldu? Ya o diyor, savcı bey bu otobüs gidiyor diyor. Bu kapı kapalı, pencere kapalı, ya bu Ezrail nereden gideceğim? Vay vay. Sevim, sıra benden bilmiyorum ama. Tabii, evet. Çok sevinirim vallahi. Babamdan ele okursa. Nedir benim senden çektiğim? Yok yok. Dur dur.
kendim kalmadım. Günler geçtikçe seni yad ellerden gezer gördükçe zar olur beni beni boynum düştükçe. Yasım ya da burada beni sevdiğim ezer olur beni beni boyun büktükçe. Yasım ya da öldü beni sevdiğim. Yeah.